Bursa Malit'ten herkese merhaba. Bugün 12 Kasım Perşembe. Bursa'da yaşanan gelişmeleri kısaca göz atacağız. Günün ilk önemli gelişmesi depremle ilgili. TMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 12 Kasım Düzce depremini 21. yıl dönümünde basın açıklaması gerçekleştirdi. TMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Feridun Tetik tarafından yapılan açıklamada Marmara ve Düzce depremlerinden bir süre sonra yaşanan acıların yıkıcılığı hafifleyip soğuması ile konuşulan konular ve verilen sözler unutulduysa İzmir depreminden sonra da yine öyle olacağı düşünmekteyiz dedi. Sıradaki haberimiz ise Geleceğe Nefes Ol projesi ile ilgili CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Mustafa Kemal Paşa, Garipçetli Mahallesi'nde Geleceğe Nefes projesi adı altında ağaç dikeceğiz, var olan ağaçları söküldüğünü söyledi. Sarıbal, Bursa Kemal Paşa Garipçetli Mahallesi'nin de girişimdeki endemik ve diğer ağaçları dozerlerle yok edildi. Ağaçları dikiyoruz algısı için olan ağaçları katlediyorlar. Bir yandan ağaç dikiyoruz diyorlar, diğer yandan müteahhitlerin odun ihtiyacını karşılamak için ormanları yağmalıyorlar dedi. Sıradaki gelişmemiz ise Covid-19 ile ilgili Bursa Valiliği aldığı yeni kararları açıkladı. İl Sağlık Kurulu kararı ile tüm il genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlar, kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar, vatandaşlarımızın istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmesine karar verildiğini açıkladı. Bir başka haberimiz ise hayvana şiddetle ilgili Balıkesir'de otomobilin benzin istasyonundan pompaların önünde yatan iki köpeği ezme anı güvenlik kameralarında kaydedildi. Sürücü durmayarak yoluna devam ederken köpeklerden biri öldü, yaralı köpek de veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Aracın plakası ise 16KNT11. Sıradaki haberimiz ise barınaklarla ilgili Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 5 yavru ayı Karacabey Ova Korusu Ayı Barınağı'na getirildi. Türkiye'nin tek ayı barınağı olan Bursa Karacabey Ova Korusu Ayı Barınağı'nda doğaya yaşamı imkansız hale gelen, annelerinden çeşitli sebeplerden ayrılı kalan 7-8 aylık 5 yavru ayı getirildi. 66 yetişkin 5 yavru olmak üzere barınakta 71 ayı hayatlarının sonuna kadar misafir ediliyor. Günün son gelişmesi ise Bursa Spor'la ilgili TFF 1. Lig'de oynanan 9 maç sonrası Bursa Spor agresif bir görüntü çiziyor. Yeşil beyazlı takım yaptığı faul sayısı ve gördüğü kartlarla üst sıralarda yer alıyor. TFF 1. Lig'de 9 hafta geride kalırken Bursa Spor yaptığı fauller ve gördüğü kartlarla dikkat çekiyor. Maç başına 16.8 faul yapan yeşil beyazlı takım bu kulvarda ligde 2. sırada yer alıyor. Günün özetinden bu akşam bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle.